Türkiye'nin en güçlü 50 kadın CEO'su araştırmasının ödül törenindeyiz. Yanımızda Opsan Grup Şirketleri CEO'su Tülay Hanım var. Tülay Hanım da bu törenimizde bizden ödül alan isimlerden biri ve bu kariyer yolculuğunda başarılı olmuş isimlerden birisi. Kendisine bu kariyer yolculuğunda ki başarısı için özellikle tebriklerimizi iletiyoruz. Ama genç kuşak lider adaylarına da tavsiyelerinizi soruyoruz. Genç kuşak liderlere ne tavsiye edersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Dördüncü kez beni bu ödülle onurlandırdığınız için ayrıca mutlu oldum. Genç kuşak şimdi farklı bir dönemin içerisinden geçiyor biliyorsunuz. Önce VUCA ile başladı. Şimdi BANI dedikleri kırılgan, kaygılı bir ortamın içerisinden geçiyor. Bu dönemde özellikle kadınıyla erkeğiyle farklı renkleri katarak çalışma hayatına devam etmek, kapsayıcılıkla devam etmek çok kıymetli. Ben genç kadın liderlerin hepsine öncelikle zorluklar karşısında pes etmemelerini, arkasından kendilerine güvenmelerini, çünkü evet, başarılı olacak azmin onların içerisinde olduğunu, aynı zamanda bireysel değil grup işbirliği içerisinde çalışmalarının fayda sağlayacağını söylemek istiyorum. Devir fark yaratma devri, herkesin yaptığını yapma devri değil. O yüzden kendi renklerini katarak, fark yaratarak, yenilikçi bakış açılarıyla, toplumu düşünerek içinde bulundukları topluma katma değer sağlayacak şekilde ve asla pes etmeden çalışma hayatına devam etmelerini tavsiye ediyorum. Aslında siz erkek egemen bir sektörde, otomotiv sektöründe çok önemli şirketlerden birinin de tepe yöneticisi oldunuz bir kadın lider olarak. Ben sizi ayrıca tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ve ediyorum. Ve törenimize katıldığınız için de ben teşekkür ederim ve size güzel bir yıl diliyorum. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah 2024 daha güzel olacak. İnşallah. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Çok bu teşekkür güzel organizasyona ev sahipliği yaptığınız için seneye ayrıca daha teşekkür da güzel ediyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler.